gazeteci Hediye Levent bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sözcü ekranlarına, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sizlere de güzel bir gün olsun. Ama bölgeden ve dünyadan gelen haberler pek olumlu değil maalesef. Rahatsız edici, gidişat da rahatsız edici. Son gelen açıklamalara baktığımız zaman özellikle Refah operasyonu çok konuşuluyor. Sizce böyle bir operasyon mümkün mü? Blinken'ın bir açıklamasını gördüm ben bugün. Refah'ta askeri operasyona destek vermeyiz dedi. Destek vermeyiz derken bir operasyon gerçekleşebilir mi? Evet, bir operasyon gerçekleşecek gibi görünüyor. Zaten İsrail ordusunun Refah'a saldırı amacıyla Gazze çevresine yeni topçu birlikler sevk ettiğine dair haberler var bizzat İsrail basınında. Bunun dışında Amerikalılarla İsraillerin bir online görüşme yaptıkları ve Refah konusunu değerlendirdikleri yönünde dün yine bir haber vardı. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin Refah'a yönelik bir İsrail saldırısına, kara operasyonuna daha doğrusu yeşil ışık yaktığına dair haberler var. Amerikalıların belki buradaki Blinken'ın açıklaması doğrudan destek vermeyiz anlamında olabilir ama Refah'a yönelik bir saldırıya Amerikalıların yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz. Sadece burada yine İsrail ve Amerikan basınına sızan haberlere göre İsrail tarafı Amerikalılara tamam sizin endişelerinizi ya da uyarılarınızı, tavsiyelerinizi göz önünde bulunduracağız operasyon sırasında şeklinde bir garanti vermişler. Ama genel olarak bir saldırı bekleniyor Refah'a ne yazık ki. Peki Refah'a bir saldırı bekleniyor. Böyle de bir niyet var. Biz bunu anladık her ne kadar Amerika'dan böyle bir açıklama gelse de. Peki bunun anlamı nedir? Ne olur Refah açısından, Filistinliler açısından ne olur? Açıkçası İrem Hanım, şimdiye kadar Gazze'de yaşananlar korkunçtu. 35.000'e yakın insan hayatını kaybetti. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor ama Refah'a yönelik bir saldırı şimdiye kadar yaşananlardan çok daha korkunç tabloların ortaya çıkması demek. Çünkü Refah bildiğimiz gibi Gazze'nin kuzeyinden hatta güneyinin bir kısmından insanların sürülerek sıkıştırıldığı bir yer. Şu anda 1.900.000, 2 milyona yakın insanın yaşadığı bir yer Refah ve Han Yunus dediğimiz yerler. Gazze'nin güneyinde iyice güneye sıkıştırılmış durumda Gazze'liler. Eğer buraya yönelik bir kara operasyonu yapılırsa birincisi buraya sıkışan yaklaşık 2 milyona yakın insan nereye gidecek? En önemli mesele bu. İsrail'den zaman zaman bununla ilgili açıklamalar geliyor. Gazze'nin kuzeyine geçmelerine izin verilebilir şeklinde ama o bile kesin değil. Kaldı ki Gazze'nin kuzeyine geçmelerine izin verilse dahi Gazze'nin kuzeyinde taş üstünde taş kalmadı neredeyse. Altyapı kalmadı, üst yapı kalmadı. Dolayısıyla bu insanlar ne yapacaklar, nasıl yaşayacaklar? Bir diğer senaryo ise... Böyle bir durumda sizin de dikkat çektiğiniz gibi bir de göçmen krizi var değil mi? Yani nasıl olacak elbette, mesela? Türkiye açısından da. Bu noktada Refah'a yönelik saldırıda diken üstünde olan birinci ülke Mısır. Çünkü Refah sınır kapısı, Refah bölgesi Refah sınır kapısına açılıyor. Refah sınır kapısı da Mısır'ın Sina çölüne açılıyor. Dolayısıyla yüz binlerce insanın sınıra yığılması halinde Mısır'ın ne yapacağı oldukça belirsiz. Mısır askerleri bu insanlara ateş mi açacak mesela? Bu infiale sebep olur mu Orta Doğu'da gibi pek çok soru işareti var. Ya da İsrail gerçekten insanları Refah sınır kapısına doğru sıkıştırıp Mısır'a geçmeye mi zorlayacak? Burada Mısır'ı bir oldu bittiye mi getirecek gibi soru işaretleri de var. Oradan çıkan insanların da elbette bölge ülkelerine Türkiye dahil olmak üzere yayılma ihtimalleri de söz konusu. Ama Refah'a yönelik saldırı riski hem göçmen krizi hem de orada yaşayan çok sayıda insanın hayatı açısından oldukça kanlı bir tablo ortaya çıkarabilir. Evet ki 7 Ekim 2023 sonrasında da Netanyahu'nun İsrail Başbakanı'nın şöyle bir açıklaması olmuştu. Bu uzun bir savaştır ve Orta Doğu'yu şekillendirecek bir savaştır. Orta Doğu'yu biz şekillendireceğiz demişti mesela. Aslında şu anki mevcut işte İsrail ve İran arasındaki o yükselen gerilime dair de bizlere bir ipucu veren açıklama diyebilir miyiz bunun için? İsrail'in bu yönde çok zorladığını söyleyebiliriz. Yani İsrail 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısının ardından sadece Hamas'la mücadeleye girişmedi. Aynı zamanda birincisi yerelden başlayacak olursak eğer Filistinlerden arındırılmış, Filistin meselesinden arındırılmış bir Gazze ve Gazze sonrasında muhtemelen Batı Şeria yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir devlet inşası sürecine devam ediyor hızlı şekilde. Bölgede ise bölge ülkelerinin sessizliğiyle birlikte birincisi Filistin meselesinin zaten bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri, dinamikleri şekillendirme özelliğini törpülendiğini söyleyebiliriz. Bu da önemli. Daha büyük ölçekte bakılacak olursa elbette İsrail burada İran'ı, ezeli düşmanını da bir şekilde dizginlemeye ya da sınırlandırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Aynı şeyi İran için de söylemek mümkün. Çünkü İran'da zaten en son kendi toprakları üzerinden birbirlerine yaptıkları saldırılar dışında bölgedeki vekil grupların üzerinden de bir mücadeleye girişmiş durumdalar. Tansiyon hala yüksek diyebiliriz. Peki ben bugün şöyle bir yorum okudum. Bölgede savaş iklimi var. Kara bulutlar her an yağmura dönüşebilir denmiş. Sizce ne zaman yağmura dönüşür? Bir zamanlaması var mı bunun? Mesela bunun zamanlaması Amerika'daki başkanlık seçimleri sonrası mı? Bunu kestirmek gerçekten güç. O kadar bekler mi taraflar onu da bilmiyoruz. Ama Refah'a yönelik İsrail'in saldırısı biraz İran'a yönelik İsrail saldırısıyla da ilişkili gibi görünüyor. Çünkü bildiğimiz gibi zaten İsrail İran'a yönelik oldukça sınırlı bir saldırı gerçekleştirdi. Sembolik bir saldırı gerçekleştirdi. Ama yeni nesil saldırı mı demeliyiz? Ne demeliyiz mesela buna? Daha böyle kontrollü değil mi? Yani bu literatüre yeni tanımlamalar girdi çünkü bu son yaşananlarla birlikte. Sınırlı bir saldırı olarak nitelendiriyor bunu İsrail tarafı. Dolayısıyla yani tam olarak nasıl nitelendirmek gerekiyor onu da çok bilemiyoruz. Çünkü saldırının niteliği, içeriği hatta kullanılan askeri araçlar ya da hani dronlarla mı gerçekleştirildi, F-35 uçaklarıyla mı gerçekleştirildi bunu bile İsrail ve İran tarafları söylemekten imtina ediyor. Bu nedenle adlandırmak biraz zor şu anda ama sınırlı bir saldırı olduğu kesin. Bir füzeler dendi, burada... bir dronlar dendi, net bir açıklama gelmedi. Hala bir muğlaklık var. Evet, bir muğlaklık var. Burada şöyle bir ihtimal de ortaya çıkıyor. Bunu kesinlikle yadsımamak gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırısına destek vermeyeceğini ısrarla belirtmişti ve bir bölgesel savaş ihtimalinden kaçındıklarını söylemişti. Diğer taraftan Refah'a yönelik bir saldırı konusunda da Amerikalılardan sert açıklamalar geliyordu. Ama İran'a yönelik sınırlı ve sembolik bir saldırının ardından İsrail'in Refah'a yönelik saldırı için yeşil ışık almış olabileceğini de söylemek mümkün. Böyle bir ihtimal de söz konusu.